ne zaman ki İslam ülkelerinin başındaki liderler kendine gelip bu toprakları İslam'ın namusu olarak görüp, Müslümanların bir namusu olarak görüp ondan sonra hareket ederlerse burada bir çözüm noktasına varabiliriz. Evet. Şimdi hemen bir Sina Yarımadası'na da gidelim İsmail Bey'le. Bir videomuz var. Videomuz hazırlanırken siz Sina Yarımadası'nda bu eli kanlı terör örgütü, terör devleti ne yapmak istiyor onu anlatın. Şimdi İsmail Aydın değerli yönetmenimiz de video 5'i hemen aktaracak video var. Evet, evet hemen şimdi Sina Yarımadası'na şöyle değinmek gerekiyor. Biliyorsunuz İsrail uzun bir süredir Gazze sınırındaki Müslümanları farklı bir bölgeye taşımak istiyor. Özellikle Kudüs ve çevresinde bulunan Müslümanları farklı bir bölgeye taşımak istiyor. Ve burada da şunu söylüyorlar. Evet. Video 5'te şu anda hazırlandı zaten. Burada da her zaman şunu belirtiyorlar. Bu zamana kadar tek devletli bir süreç denendi, başarılamadı. İki yönetimli bir devlet denendi fakat başarılamadı. Bundan sonra gelin Filistinlilere evet. Özgür olabildikleri. Buyurun kalkabilirsiniz. Ve yapmak isterseniz. Özgür olabildikleri ve kendi ticaretlerini, siyasetlerini, turizmlerini yapabildikleri bir devlet kuralım fikri ortaya çıktı. Şu an özellikle Türkiye'li Müslümanların buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Sanki Sina'da... Ses alalım mı içeri bu arada? Yok sıkıntı değil. Tamam. Sina'da oluşturulacak bir devletle özellikle İsrail tarafındaki Müslümanların bu bölgeye taşınarak burada İsrail'in ve Mısır'ın garantörlüğünde yeni, özgür, kendi havaalanı olan, kendi açık limanı olan, ticarete açık olan bir devlet kurulmasını söylüyor. Zaten özellikle sosyal medya çalışmalarında şu an devlet eliyle İsrail Avrupa'da çok ciddi toplantılar düzenliyor. Hemen hemen her hafta yeni haritasını bu şekilde açıkladı. Görüyorsunuz zaten burada ta şeye kadar uzanan Mısır'ın Sina bölgesine kadar uzanan yeni bir devlet haritasını açıkladı. Bundan sonraki süreç çok daha tehlikeli olacak. Çünkü kimini silah soruyla, kimini para teklifiyle, kimini çoluğunu çocuğunu kaçırarak özellikle Kudüs bölgesinden Sina çölüne taşıyacaklar. Ve söyledikleri şey şu, burayı bir tarım toplumu haline getireceğiz. Topraklarını ekilebilir hale getireceğiz. Buraya modern binalar koyacağız. Ticarete açacağız. Orta Doğu'nun birçok yerinden yatırımcılar, özellikle Arapları ve Avrupalı yatırımcıları bu bölgeye çağıracağız. Ve bu bölgede yeni bir devlet kurulacak. Özellikle Filistinli Müslümanlar burada özgürce yaşayabilecekler. Su sorununu arıtma sistemleriyle halledeceğiz. Ve bu sözüm ona yalanlarla dolu videoyla ortalığın aklını karıştırıyorlar. Maalesef şu an İsrail'in mevcut planlarından biri bu. Özellikle Kudüs'teki Müslümanları silah zoruyla buraya taşımaya başladı. Hatta son gelen bilgilere göre şu an için İsrail... Kudüs'ün Gazze'nin boşaltılması. Aynen öyle. Oradaki Müslüman nüfusun taşınması 100 bin adet. Tekrar ediyorum 100 bin adet çöl şartlarına uygun sıcağa dayanıklı çadır satın aldığı ve bu bölgelere göndermeye başladığını duyduk. Burada ilk gidecek kafileleri çadırlarda karşılayıp orada yeni bir sistem kurulmasına çalışacak. Zaten şu an biliyorsunuz Mısır'ın hali de ortada malumunuz. Onun için özellikle dünya siyasetindeki etkin isimlerin, Türkiye'li Müslümanların bu plana bir dur demeleri gerekiyor. Bu oyunun bozmaları gerekiyor. Kesinlikle bu oyunun bozulması gerekiyor. Çünkü biliyoruz oradaki Müslümanlar yıldırılarak, taciz edilerek, evlatları kaçırılarak ya da öldürülerek Kudüs'ten çıkartılacaklar. Ve şunu da tekrardan söylüyoruz. Türkiye kesinlikle bu oyuna gelmemeli. Yani burada oluşturulabilecek bir devlet asla ve asla tanınmamalı. Bir Müslüman devlet olarak kabul edilmemeli. Müslümanların tek devleti vardır Filistin. Orta Doğu'daki devleti Filistin'dir. Ve bu Filistin'in başkenti de Kudüs'tür. Özellikle Türkiye Yahudilerine burada çok ciddi bir iş düşüyor. Çünkü Türkiye Yahudileri İstanbul'da, İzmir'de, Türkiye'nin birçok yerinde barış içinde yaşıyorlar. Burada asla ve asla kendilerine hiçbir... biliyorsunuz yani en yoğun
çarpışmalarda insanlar İsrail elçinin önüne giderken bile buradaki Yahudilere hiçbir zarar verilmedi. Onların sinagoglarına hiçbir hakarette bulunulmadı. Ve Türkiye'li Yahudilerin de özellikle İsrail adına oradaki yetkililerle bunları konuşup bu plana Türkiye'yi dahil etmemeleri ve böyle bir devletin kurulamayacağını söylemeleri gerekiyor. Dur demeleri gerekiyor. Kesinlikle. Evet, Mehmet Bey, çok kısa zamanımız kaldı. Toparlayıcı bir cümle olarak da alalım. Bu şeyle alakalı çok önemli çünkü. Tamam. Aslında bu süreç yaklaşık 20 yıllık bir süreç. Evet. 48 topraklarındaki Yahudilerin Sina topraklarına taşınıp orada yeni bir devlet kurulması. Ne zaman ki şimdi öyle bir sistem var ki sistemin birinci ayağı Yahudilerin, Yahudi teröristlerin orada yeni bir kanunla bu devlet Yahudi devletidir demesi. Yahudi devleti demesiyle birlikte 48 topraklarında yaşayan 1 milyonun üzerindeki Müslüman oradan silinmiş sürülmek olacak zorunda. Silinmiş olacak. Asıl önemli şey bunu biz yaklaşık 3 seneden beri oradayken yaşadık. Mısır Refah sınır kapısındaki bulunan bütün Mısır tarafındaki evlerin hepsini yıktı. Oradaki yaşayanların hepsini Ariş tarafına sürdü. Ondan biraz daha içeriye girdi. Şeyh Züveyt diye bir bölge var. O bölgedeki evleri de yıktı. Ve şu anda anlaşmalı olarak Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer onların uyduları, Mısır'daki Sisi yönetimi, Yahudiler bu işi ortaklaşa hazırladılar. Şimdi uygulama arefesine geldiler. Evet. Uygulamaya başlayacak. Şimdi Suudi Arabistan da var bu işin içerisinde. Suriye'deki Müslümanlara yapılan mezalimi görmezlikten geliyor. Hemen kısaca Trump'ın çift standartlığını anlıyoruz. Filistin'de buradaki Müslümanlara karşı yapılan mezalimi görmezden gelirken Suriye'yi hiçbir şekilde konuşmuyor bile, gündeme getirmiyor bile. Peki Suudi Arabistan'a ne oluyor Recep Bey? Kısa olarak hem toparlayıcı cümleler olarak da alalım. Çok kısa ifade etmek gerekirse Suudi Arabistan'ın kuruluşuna bakarsak bugünkü halini anlamakta zorlanmayız. Bununla ilgili ben izleyicilerimize iki tane kitap önermiş olayım. Bir tanesi bu Şerif Hüseyin'in hain oğlu hain olan Kral Abdullah oğlu. Eski Ürdün kralı, bugünkü kralın da babası. Hain diye çok rahat bir şekilde söylüyorum. Çünkü kendi yazdığı kitabın ismi zaten Osmanlı'ya neden ihanet ettik? İhanetini meşrulaştırma gayretiyle yazdığı bir kitap var. Orada ihanetinin sürecini okurken çok güzel bir noktaya geliniyor. Bunlara bütün bir Arap krallığı vaat edilmişti malum. Şerif Hüseyin halife ilan edilmek için Ürdün'e davet ediliyor. Oğlu tarafından diğer bölge liderleri de toplanıyor, Arap liderler. Ve Şerif Hüseyin'i halife ilan edecekler. İngilizler müsaade etmiyor. Şerif Hüseyin'e gitme diyorlar. Şerif Hüseyin ben gideceğim diyor yine de. Şerif Hüseyin Mekke'den ayrılıyor ve ikinci bir kitap olarak da İngiliz bir yazar, şimdi yazarın ismini hatırlamıyorum ama Abdülaziz bin Suud diye yazarlarsa internette bulabilirler kitabı. Abdülaziz bin Suud'un aynı dönemde yani şu anki Kral Selman'ın babası, Suudi Arabistan'ın kurucusu olan adamın yanında ona danışmanlık yapan bir İngiliz. Kitabı okuduğunuzda zaten İngilizlerin casusu olarak onu yönlendiren adam olduğunu anlıyorsunuz. Lawrence'lerden bir tanesi. O da Abdülaziz bin Suud'un mücadelesini anlatıyor. Diyor ki biz Şerif Hüseyin'e Abdülaziz bin Suud'a bu herif Vahabi, bu sapık diye saldırmak istediğinde onu durdurduk. Ve Arabistan'ın bir kısmını Abdülaziz bin Suud'a, bir kısmını Şerif Hüseyin'e yönettirdik. Şerif Hüseyin ne zaman ki İngilizlerin kontrolünden çıkmak isteyip hilafet ilan etme amacıyla Ürdün'e gitmeye karar verdi ve Mekke'den ayrıldıysa Abdülaziz bin Suud'a talimat verildi. Mekke Abdülaziz bin Suud tarafından ele geçirildi, evet. Ve Suudi Arabistan kuruldu. Kuklalar oyunuyla inşa edilmiş bir devlet, kuklalar oyunuyla yönetilir. Evet. Mesela bu kadar. Çok basit. Teşekkür ederim. Evet, İsmail Bey çok kısa, Mavi Marmara'nın gelecek vizyonunu bir cümleyle alayım sizden. Çünkü süremiz bitti, kapatacağım. Evet, Mavi Marmara aslında çok yönlü bir hareketti. Yani bunun işte Filistin-Gazze'ye etkileri, dünyaya etkileri, başlı başına Türkiye'ye etkilerini aslında konuşmak lazım. Çok kısaca şunu söyleyebiliriz. Mavi Marmara ilk başta Gazze'deki insanlık dramına dikkat çeken bir hareketti. İşte oraya adalet götürmeye çalışan ve dünyanın vicdanını, dünyanın dikkatini bu bölgeye yoğunlaştırmaya çalışan bir hareketti. Ve bu hareket belki de kelebek etkisi yaptı. Bütün dünyadaki vicdanlara dokundu. Aslında Kudüs özelinde belki de bütün mazlumların
dünya tarafından sahip çıkılması gerektiğini bütün dünyaya gösteren ve bu konuda hiç kimsenin elini taşın altına koymadan duramayacağı ve hiç kimsenin hiçbir bahaneyle vicdanını rahatlatamayacağını gösterdi. Burada bir zulüm var ve biz ne pahasına olursa olsun bu zulmü durdurmalıyız dedi insanlara. İşte Mavi Marmara bu amaçla yola çıktı ve bu amaçla yoluna devam ediyor aslında. Evet. Ne zulüm bitti ne de zulme karşı mücadele bitti diyoruz. Bir Mavi Marmara yol seferini tamamladı. Başka bir Mavi Marmara inşallah zulüm bitene kadar devam edecek. Devam edecektir. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim.